Merhaba arkadaşlar. Ben Salih Can Tekin. Hoş geldiniz. Bugün sorting serisinin yani daha önce bubble sortu anlatmış olduğumuz sıralama algoritmaları serisinin ikinci videosu selection sort yani seçerek sıralama algoritmasını anlatıyor olacağım. Ee, videoya başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoları beğendiyseniz ve bu videoların başkalarına da ulaşmasını istiyorsanız beğen butonuna basmayı hatta zamanınız varsa da yorum yapmayı unutmayın. Kanala ve bana desteklerinizi göstermek isterseniz de katıl butonuna basarak oradaki is istemiş olduğunuz kategoriden katıl üyesi olarak bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Bunun dışında... Bugün dediğim gibi Selection Sort'u seçerek sıralamayı anlatacağım. Bubble Sort'a bir hayli benziyor. Sadece olaya yaklaşımları farklı ama sonuçta yine ikisi de istediğimiz sıralamayı yapmaya yarayan algoritmalar. Bu da Bubble Sort gibi yine çok kolay olan yani implement etmesi uygulaması kolay olan ama verimliliği düşük olan sıralama algoritmalarından bir tanesi. Şimdi gelen hep beraber Selection Sort nasıl kullanılıyor ona bakalım. Selection sort'ta da bubble sort'taki gibi hemen metodumuzu yazmaya başlayabiliriz. yine bir tane şurada integer bir array'imizi yaratalım. Numbers diyelim ve yine şöyle böyle benim için tamamlar mı? Tamamladı. Burada selection diyelim ve hatırlarsanız daha önce şöyle sort diyelim. Hatırlarsanız bubble sort'ta da generic kullanmıştık. Burada da yine aynısını yapacağız. İsmine de array diyebiliriz. Buradaki mantık Hatırlarsanız bubble sort da bunu alıp bir sonraki ile karşılaştırıp ve büyük olanı sağa doğru taşıma yöntemine gitmiştik. Dolayısıyla 5 2'den büyük sağa taşıdık. 5 daha sonra 5 burada 7 burada. 5 7'den büyük değil bir şey yapmadık. Bu sefer 7'yi 9'la karşılaştırıyoruz. Bu sefer 9'u bununla karşılaştırıyoruz. Büyük olduğu için buraya alıyoruz. 9'u 0'la karşılaştırıyoruz. Buraya alıyoruz. 6 ile karşılaştırıyoruz vesaire böyle gitmişti. Önceki videoyu izleyebilirsiniz. Burada ise seçerek sıralamada bu sefer en yani ikisi arasından büyük olanı değil ya da ilk bulduğumuzu listenin tamamından büyük olup olmadığını karşılaştırarak değil, bu sefer küçük olanı başa alarak devam ediyor olacağız. Bu listenin içerisinden en küçüğü bulacağız ve en küçüğü listenin en başına alacağız. Bir yer değişikliği yapıyor olacağız. Mesela işte bir şurada diyelim. Şu biri şu aradan gerçi sıfır varmış. Sıfır burada diyelim. Sıfırı şuradan çıkartacak olursak. Gideceğim. 5'i en başta en küçük olarak kabul edeceğim. Ve sırayla karşılaştıracağım. 0 5'ten bu sefer küçük olduğu için en küçük 0 olduğu için listenin içerisinde döndüm ve en küçüğün artık bu olduğuna karar verdim. Bu sefer 0 ve 5'in yerini değiştireceğim. Dolayısıyla artık 0 burada, 5 burada olmuş olacak. Daha sonra 0'ı pas geçerek 2'den başlayacağım. Bu sefer 2'yi diğerleriyle karşılaştıracağım. 2'den küçük bir tane var mı, yok mu? Onu bulmaya çalışacağım. Buradaki mantık dediğim gibi en küçüğü bulma üzerine gidiyor. Yine tabii ki her bir elemanı listenin diğer elemanlarıyla karşılaştırdığımız için burada 2 tane döngüye ihtiyacımız olacak. Burada yine şartımız tabii ki array'in length'i kadar dönüyor olmak. Yani sonuna kadar dönüyor olacağız burada iyi değişkenini kullanırken. Bir öncekinde en büyüğü aldığımızda en sağa taşımıştık ve listede ikinci döngüyü kurarken listenin en sonuna kadar değil de işte bir öncekine, iki öncekine, üç öncekine sıralı olanlara zaten dokunmadan devam etmiştik. Burada aldıklarımızı en başa atacağımız için bu sefer sıralı olanlar başta olacak. Dolayısıyla biz mesela işte sıfırı buraya aldıktan sonra tekrar sıfırı diğerleriyle karşılaştırmamıza gerek yok. O yüzden içerideki döngümüz bizim buradaki mesela J kullanacağız değişiklik olarak. Tabi ben int yazabilirsem. J'yi şöyle içeriği komple temizleyeyim. J'yi bu sefer bakın i artı birden başlatıyorum her seferinde. Çünkü dediğim gibi i mesela birinci ilk elemansa işte sıfırken mesela sıfırı buraya taşıdım. Bunu burada karşılaştırmayı artık sıfırdan başlayarak yapmama gerek yok. Sıfırdan sonraki ile yapacağım. Sıfır bitti artık işte ilk, bir gelecek buraya örnek veriyorum. Artık bu ikisini sıraladığım için sonrakileri karşılaştıracağım. O yüzden burada i artı birinci elemandan başlayacağız. Yine length'e kadar gideceğiz ve işlemlerimizi yapıyor olacağız. Yine hatırlarsanız burada comparable'ı kullanmıştık. Şöyle ki compare edebilelim. Burada içeride karşılaştırma yapıyor olabilelim. Bu sefer array'in j'inci elemanını neyle karşılaştırıyorum? Compare to array'in minimum index'inci elemanıyla. Şimdi minimum index demek ki aslında şöyle bir şey yapayım ben burada biraz daha anlaşılsın diye diyeyim ki minimum index eşittir i. Yani şu elemanı sıradaki elemanı ben minimum bu listenin ereğin en küçük elemanıdır diye işaretleyeceğim. Daha sonra karşılaştıracağım. Şurada min index diyeyim. Eğer bu şöyle küçük ise sıfırdan şöyle şart içerisinde yazayım. Bu sefer diyeceğim ki minimum indeksim değişti artık j'nci elemandır. Bakın Liste içerisinde değişiklik yapmıyorum bu sefer. Her küçüğü bulduğumda bu ikisi arasında bir değişiklik yapmıyorum. Listenin sonuna kadar gidip en küçüğünü bulmaya çalışıyorum. Aslında şurası bildiğiniz şuradan itibaren şöyle. Liste içerisinde en küçüğü bulma algoritması diyebiliriz. Ben listenin ince elemanını en küçüğünü bulup onunla karşılaştırıyorum. Bu içerideki döngü bittiği zaman mesela ilk dönüşte en son elemanı sıfırla karşılaştırınca Ereğin jnc elemanı burada bulmuş olduğum eleman işte 5 5 beş diyelim ki bundan bu ondan küçük olacağı için jnc eleman küçük olacağı için minimum indeksini bu vermem lazım. Kaç eleman var burada? 2 4 6 8 10 eleman var. İndeksi 9 olarak set edilmiş olacak şu döngü bittiğinde. E bu döngü bittiğinde benim elimde minimum indeks neyi verecek artık? Dizinin içerisindeki en küçük elemanı. Ben neyi biliyorum? Dizinin içerisinde ben bir tane i'nci elemanı almıştım minimum index diye. Artık i'nci eleman en küçük değil, min index içerisindeki eleman en küçüktür. O zaman bunları çok basit bir şekilde yer değiştirebilirim değil mi? Yine aynı mantıkla temporary bir değişken kullanayım. Şöyle minimum indeksinci elemanın bir yedeğini alalım. Yani mesela burada sıfırdı, sıfırın yedeğini aldım, temp'in içerisine attım. Burada Ereğin minimum indeksinci elemanının da değerini artık i'inci eleman olarak set edelim. Yani 9, 9 indeksini bulmuştum. Şuradakini 5'i götürdüm. Buraya taşıdım artık. Onunla işim yok. Şimdi tekrar array'in i'inci elemanına da temp'i set edelim. O da demek oluyor ki ilk elemanı 9. elemanı getir. Buradaki 0'ı al. Buraya getir. Bu işlem bittiği zaman şurası da ilk döngü döndüğü zaman sıfır başta. Artık döngü şurada i artı 1 yani i bir olacak. Burası artık bu sefer şu karakteri en küçük var sayacak. Ondan sonra aynı karşılaştırma işlemini çok basit bir şekilde yine yapıyor olacağız. Şurada bubble sort'tan hemen kopyalayayım şu örnek dizilerimizi aslında. Şöyle şu 5-6 satırı şöyle kopyalayayım. Şöyle yapıştırayım. Sadece bubble sort değil. Şöyle selection sort diyelim. Bu şekilde çalışsın. Bunu da yine jenerik yaptığımız için hem string için hem numbers için çalışıyor olacak. Bakın uygulaması implemente etmesi çok basit tuttu bizim için. Çok basit sürdü. Şimdi bir çalıştıralım. Sonucu görelim. Uygulamamız seçili. Çalıştırıyorum. Tabii bir hata aldık burada şöyle bir saniye. Şurada tabi min index değil array'in min indexinci elemanıyla karşılaştırma yapacağız. O yüzden bir hata aldık zannediyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Evet istediğimiz gibi sonucu aldık. Sıfırdan başlayarak 10'a kadar arada 8 hariç işte Ali, Ayşe, Fatma ve Veli string olarak da karşılaştırma yapabildiğimiz şeyi artık görmüş olduk. Burada dediğim gibi şeyden farklı olarak bubble sort'tan farklı olarak bubble sort'ta büyük bulduğumuzu listenin en sonuna atıyorduk. Selection sort'u kullanarak en küçüğü en başa alma gibi bir yöntem vardı. Bubble sort'ta listenin sıralı kısmına dokunmamak için ikinci ereyde şuraya bir ince bir dokunuş yapmıştık. Selection sort'ta listenin başı sıralı olduğu için ikinci döngüde değer belirlerken şurada ince bir tri kullandık. Yine i comparable'ı kullandık ki birbirleriyle karşılaştırabilelim array'in i j'inci elemanını min indeksinci elemanla karşılaştırıyoruz ve hangi eleman küçük ise j elemanı ondan küçük ise minimum indeksi set ediyoruz. Birinci dön ikinci döngü bittikten sonra elimizde şöyle bir değişiklik yapacak bir kod kalıyor ve bunu döngünün sonuna kadar uyguladığımızda istediğimiz şeyi elde etmiş oluyoruz. Peki bunun zaman ve space kompleksitesine bakalım. Time complexity bunun time kompleksitesine şöyle bakalım. Döngü içerisinde bir kere döndük. N kadar döndük. Her N kadar dönerken her bir eleman için bir N kadar daha döndük. Yine bubble sort'taki gibi iç içe iki tane döngü olması bize o N square verecek. Yani 10 elemanlı bir dizi için mesela işte şuraya 8'i de ekleyelim de. 10 elemanlı bir dizi için toplamda 100 kere bir şey yapmış olduk. Şurada yaptığımız şeyler toplamda 100 kere oldu. N'in karesi kadar. Time kompleksitesi verimli olmayan bir algoritma. Space kompleksitimiz ise O N1. O1. Bu ne demek? Biz bu algoritmayı bu sıralama algoritmasını çalıştırırken aslında yeni bir bellekte heap bölgesinde yeni bir nesne oluşturmadık. Zaten oluşturulmuş bir tane array vardı. Bu array içerisinde değişiklik yaptık. Değişiklik yaparken burada integer değişkenler kullanmış olabiliriz. Bakın bunun tipi T tipinde integer gönderiyorsan integer string gönderiyorsan string. Ama bunlar heap'te yer almayan. Tabii bu string olduğunda heap'te şurada yeni bir şey yapmış olacağız. Ama şu an onu geçelim. Orayı pas geçelim yani. Bunun space kompleksitesi selection sort'un space kompleksitesi o 1dir Var olanı kullanmak üzerine yeni bir bellekte alan yaratmadığımız durumunda o 1 olarak space kompleksitesi tarafından bakarsak buna burada verimli bir algoritma bellekte yeni bir alan kaybetmedik. Ama n square burada çok büyük bir zaman kaybı bizim için. Dediğim gibi 10 eleman için. 100 kere çalışıyor. Bu listenin, bu array'in işte 1 milyon elemanlı olduğunu düşünün. 1 milyon kere 1 milyon yani sonuna 12 tane sıfır eklemek gerekecek birin. Çok 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 kötü bir algoritma. İşte sıralama için karşılaştırma yapacağımızda da worst case'de n square bizim için çok büyük bir maliyet olacaktır. Bu selection sort'un implementasyonu kolay ama verimliliği düşük bir algoritma olduğunu yine gösteriyor. Bu videoda da dediğim gibi aklınıza takılan bir nokta olursa altını çizmemi istediğiniz veya ekstradan anlatmamı istediğiniz bir nokta olursa videonun yorumlar kısmı da mutlaka belirtin. Onun dışında yine baştaki gibi açıklamamı hatırlatmamı yapayım. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız ben bir sonraki videoyu yüklediğimde mutlaka haberiniz olur. Bu videodan şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.